Herkesin yeni yılını kutluyorum. Muhteşem bir sene olsun 2020 her biriniz için. Gerçekten böyle hani kalpten dilediğiniz, o çok istediğiniz sevgiyi, işi, başarıyı, aileyi, belki çocuğu, bilmiyorum arkadaşları, dostluğu, o hasretini çektiğiniz o duyguları dolu 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 yaşamanızı çok böyle içten diliyorum. Ve hem her birinizin yeni yılını kutluyorum, hem de 2019'u sizlerle böyle bir uğurlamak istedim. Ve 2020'yi de açıkçası sizlere teşekkür ederek de kutlamak istiyorum. Öncelikle bu arada hani bu video böyle uzun bir video olmayacağı için hani 2020'de böyle yapmak istedikleriniz ya da ne bileyim ajanda işte yazmak, hani ajanda tutmak ya da belki ben pano hazırlamıyorum artık ama hani yeni yıla girerken o bir yılın hani panosunu hazırlamak gibi gibi böyle hani fikirleriniz varsa bununla ilgili video çekmemi istiyorsanız seve seve bunu düşünebilirim ve içime sinerse seve seve çekerim. O yüzden bunu benimle yorumlarda paylaşın lütfen. Ama size şunu söylemem gerekiyor. Kesinlikle ajanda tutmak yani çok şeyi değiştiriyor. Biliyorum hani hepinizin akıllı telefonları var, benim de var ama sadece oraya not almak bence hani böyle beyinde aynı şeyleri aktive etmiyor diyeyim hani yazmakla. Ve bu açıkçası yazmak konusuna da başka bir videoda daha detaylı değinmek istiyorum. Çünkü bilimsel araştırmalara göre de hani bir şey yazarsanız onu hatırlama ve yapma isteğiniz de aynı orantıda %42 oranında artıyor. Bu bilimsel bir çalışma. Bu sebeple bu benim 2019 ajandam bitti ve her şeyimi buna yazdım. İçini göstermeyeceğim çünkü böyle karalamalarla falan dolu. Ama dediğim gibi detaylı bir video çekersem gösteririm. Bu da tazecik, körpecik 2020 ajandam. Buna böyle işte günleri, şuralara günleri, ayları, yani ayı seçip günleri yazıyorum ve sonra da ne yapmak istiyorsam onu planlıyorum. Şimdi 2019'un benim için öneminden bahsedeceğim ve gerçekten bu videoyu çok kısa tutacağım. 2019 benim için hem zorlayıcı geçti açıkçası hem de aynı zamanda güzel bir yıldı ve büyük şeyleri kendi adıma başarabildiğim bir yıl oldu. Bununla da ne demek istiyorum? Mesela benim için hani böyle zor şeyleri başarmak, halletmek çok böyle wow bir şey değil. Hani çünkü zaten onları yapabiliyorum ve yapabileceğime güveniyorum. Elimden geldiğince tabii ki de ve kendi alanım dahilinde. Lakin hani böyle şuradan örnek vereyim. Mesela Mahalo Coffee Shop diye bir kafem vardı. 3 sene kadar işlettim. Ve orada mesela hani böyle röportaj yapmak isteyenler oluyordu. İşte kafeyle ilgili, benimle ilgili falan. Ve ben böyle hani hayır asla yapamazsınız modundaydım. Çünkü bunun bence derinlerinde yatan başarısızlık değil, başarı korkusu imiş. Bunu da başka bir videoda ele almayı istiyorum, o kalsın. Ama sonuç olarak ön plana çıkmak benim için böyle büyük bir adımdı. Ve 2019'da bunu başarmak, en azından şunu diyebilmek, hani ben bu arada bunu açmanın en büyük sebebi zaten paylaşmak olduğu için sevmenize de razıyım, sevmemenize de razıyım. Benim tek isteğim deneyimlerimi, tecrübelerimi, size yarar sağlayabileceğini düşündüğüm her şeyi elimden geldiğince bazen yani mükemmel olmadan, bazen çok eksik olarak buna da tamamım. Bu şekilde sizinle paylaşmaktı. Bu yani benim için gerçekten büyük bir başarıydı. Ve 2019 yılına bir böyle bakmanızı istiyorum sizden. Sizin en büyük başarınız neydi? Ya da belki de 3 başarı. Şu anda ben böyle bunlara hani böyle 3 başarıya girmek istemiyorum kendi açımdan örnek vermek için. Uzamasın diye video. Ama o 3 başarınıza bakın ve 2020 yılından beklentileriniz ne? Bunu yazın, yazın, yazın. Ve açıkçası şöyle bir şey size önereceğim. Naçizane, bence arkadaşlar 10 tane 2020 yılından en çok istediğinizi yazın. Ve yarın ölecek olsanız o 10 tanesi içinden hangisini başarmak isterdiniz? Onu bulduktan sonra da o totolar kalksın derim. Ve 1 Ocak itibariyle 2020 yılını böyle şenliklerle, içinizdeki coşkuyla, içimizdeki çocuğa belki böyle sadık kalmak isterseniz eğer, ben çok istiyorum.
O şekilde o en çok istediğiniz için bir adım atın. Küçük adım da olabilir ama adım atın. 1400 kişi olduk bu arada neredeyse, yani 1390 küsürdü en son baktığımda ve 6 Ocak'ta, ben 6 Mayıs'ta başladım, 6 Ocak'ta işte 8. ayımız bitiyor. Hepinize çok müteşekkirim. Gerçekten iyi ki varsınız. 2020'yi böyle daha da dört gözle bekliyorum. Açıkçası ilk haftası Ocak'ın Kamboçya'ya bir seyahatim olacak bir hafta kadar. Ve oradan mesela hani gidip gezmek, görmek beni zaten çok heyecanlandırıyor. Hiç gitmedim. Ama bunları böyle sizlerle paylaşacağım. Siz de göreceksiniz. O duygu böyle beni benden alıyor. Çok güzel bir duygu yani gerçekten. Müteşekkirim. 2020 yılınız harika geçsin. Bombastik olsun. Artık 2020'de görüşmek üzere diyeyim. Sevgiyle kalın ve tekrar her birinizin yeni yılını kutluyorum. Görüşmek üzere artık. O espriyi yapmayacağım. Seneye görüşmek üzere.